Sevme beni. Göze güzel gözüken görkemim için. Sevindiren gözüm ya da yüzüm için. Ne de dışarıdan görünen hiçbir şeyim için. Hayır. Bir kalp için de değil değişmeyen. Çünkü bunlar bozulabilir ve hastalanabilir. Ayrılırsak biz ikimiz. Sakla. Gerçek bir kadın gözünü onun için. Ve beni hala sev. Neden olduğunu bilmeden. Sebebim böylece yine aynı kalır. Hep benim üzerime düşmek için. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Odasında mı Sinan? Evet, odasında. Ömer Bey, sanat grubu size yeni tasarımları onaylatmak istiyormuş. Ben bir üstünden geçeyim isterseniz. Hızlıca Derya. Hızlıca, tamam. Tutorlar değişecek. Sizin odanızın mobilyaları, genel aksesuarlar daha ferah bir ambiyans olacak. Yani tam istediğiniz gibi. Ve showroom'da yenilenecek. Tamam. Ya o kadar şey aklımda tuttum. Karşılığında aldığım cevap tamam. Gerçi adam ne desin? Teşekkür ederim Derya'cığım. Çok güzel olmuş mu desin?
Arada bir dese de güzel olur ha. Ay çok yoruldum. Bu Defne bu tempoyu nasıl dayanıyormuş ya? Mağaza kuralım istiyorum. Günaydın, günaydın Ömerciğim. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Yapalım bunu. Ya işkolik, deli, manyak ortam, azabı, hayatım. Ya bir kafa başılmadı zaten daha sabah sabah. Kahve? İçtim, içtim. Mağaza diyorum. Tamam, diyoruz. Her zaman diyoruz. Her zamanki hayalimiz de hazır mıyız sence? Hazırız kardeşim. En çok şimdi hazırız. Ömer, bu kapsamlı bir çalıştırma gerektiriyor. Tamam, şimdi nereden çıktı sabah sabah? Sen niye delirdin yine ya? Büyüme zamanı Sinan. Tamam da böyle kontrolsüz büyümenin iflasımızı da getirebilir ya. Kontrol ederiz kardeşim. Passionis'i butik bir markadan büyük bir markaya taşımaya hazırız. Ömer, bu ciddi borçlanmak demek, biliyorsun değil mi? Evet, evet biliyorum. Kafamda aşağı yukarı bir fizibilite var. Sen de bak, finansla da konuşalım. Bence tamam. Bence artık hazırız. İyi tamam, otur konuşalım. Otur lütfen ya. Yapacağız. Son kez soruyorum, kahve. Yok istemiyorum, sağ ol. Şey, Nazım Bey'le görüştüm. Leasing için konuşmak istediğimizi söyledim. Tamam dedi. Harika. Ne diyorlar büyüme fikrimize? Vallahi sevindi. Yani hemen finansal müzakerelere başlayalım dedi. Bakalım işte bizim planlarımız, onların yapabilecekleri falan her şeyi konuşacağız. Tamamdır, süper. Biz de hem şartları anlamış, girip giremeyeceğimizi bir görmüş oluruz. De işte bunların hepsi biraz böyle iş demek ya. Yaktın başımı Ömer ya, gerçekten. Yapacak bir şey yok kardeşim, çalışacağız. Öyle. Neyse, toplantı yarın Manu'da. Hani böyle uğurlu mekan falan diye. Hadi bakalım. Bakalım. Ha, bu arada gündemimiz şey. Ne? Röportaj. Bu Yasemin'in gitmeden ayarladığı bir tane vardı ya. Abi onu ertelemiyoruz yani, aralar bozulmasın diye. Yapacağız zaten gerekli de. Bakalım yani. Kaçamayacağız yani. Hı, kaçamıyoruz. Gerçekten bu Yasemin'i yani göndermemiz hiç iyi olmadı ha. Dur bakalım, bulacağız bir yolunu. Neredeymiş şu röportaj? Yok ya, bir yerde değil. Zaten ben adamlarla konuştum. Yani styling ve fotoğraf işini bizim ekip halledecek dedim. İşte onlar bize sadece bir tane röportaj için adam yollayacaklar. Ne dedin? Sinan? İşte şey, styling ve fotoğraf işi. Ah be kardeşim. Geliyor. Ay hayatım, böyle üzerine beyaz bir pareo, altında ipekten bir pantolon. Ay al sana sonra Orta Doğu'lu Brad Pitt. Ay ben her şeyi düşündüm hayatım. Beraber seninle Miami'ye gidiyoruz. Orada çekeceğim seni. Gitmiyoruz Miami'ye, tamam. Ay sen de vardın değil mi? Tamam hayatım, seni de çekeriz, merak etme. Koray, rica ediyorum curcuna yaratma. İki tane fotoğraf çekeceksin alt tarafa. Hayatım merak etme. O zaman Nazış'a söyleyeyim, biletler 3 oldu. Ay seni de götüreceğiz. Gitmiyoruz Miami'ye. Hayatım, deniz lazım, kum lazım, güneş lazım. Duvarda mı çekeceğim sizi? Fon lazım, fon. Koray, iş röportajı bu. Albüm çıkartmıyoruz. Hayatım inşallah kaseti çıkarırsın bir gün de. Ben şatavat seviyorum. Ben Koray Sargın'ım. Millet merakı değilsin iki tane koca kafanıza. Allah Allah, ben allayacağım, pullayacağım. Görsel bir şölen yapacağım. Ay bu arada yine cümle için hakaret ettim size. Koray, Miami'ye falan gitmiyoruz. Her şey senin stüdyon olup bitecek. Bugün öğleden sonra dergi de oraya gelecek, tamam mı? Şipşak, vakit yok. Çal çene, çener düştü yine. Ömüş, çık şuradan. Ömüş. 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 Ne? Ay, ay hayatım, sinirlen diye yaptım. Bir şey yoktu. Neyse, öğleden sonra stüdyomda görüşürüz beybiler. Bye. Kovacağım ben bunu. Ay kovamazsın beni. Asla kovamazsın. Özür dilerim hayatım. Çok özür dilerim. Ne olur beni kovma. Bana bakın, size bir şey söyleyeceğim. Şirket batar beni kovarsanız. Ay iki günde batar burası. Bu şirket diye bir şey kalmaz. Çürürsünüz, gidersiniz, ölürsünüz. Aynı kıyafet iki gün boyunca giyersiniz. Koray çık. Kovmadım de. Git Koray.
Kovmadım de. Koray git. Hayatım kovmadım der misin? Kovmadım. Ay ışığım aydınlatsın güzel ruhlarınızı. Yine sempatikliğimle gönüllerde, kalplerde yine ben. Kalp ben. Ay hayatım sonuçta hisselerim var benim burada. Hisseniz kadar konuşun koca başlar. Ay uğraşamayacağım bunu aldım. Çekil şuradan. Siz. Öldürelim mi? Sadece senle ben biliriz. Başka kimsenin bilmesine gerek yok. Çok yakıştı. Şimdi senin başın belaya girmesin genç kızlarla. Yok zaten başım belaya girebileceği bir tane genç kız var. Onunla da girsin zaten. Selam. Koray, korkuttun yine. Hayatım, büyük hareketler yakışır bana. Ay özgür ruhum bedenime sığmıyor da. Ay Sinan sığmış bu takıma. Hayatım çok beğendim, aferin. Sana yakışmış. Yatarken de sen böyle giyin. Sağ ol Koray. Ay. Ay. Ay Koray'cığım ne oldu? Ay ben böyle bir duygulandım, bir şey oldu bana. Ay, ağlamayacağımı söz vermiştim. Niye? Ay kız görmüyor musun? Ay adam oldu da böyle röportajlar veriyor. Baksana şuna. Koray'cığım sen şimdi ağlama. Yani şimdi ağlama. Kız bu ne beceriksizdi ne? Lan ne beceriksizliğimi gördüm be. Kız bir şey diyeyim mi sana? Yani bu iki dişiyle bir sakızı çiğneyemezdi. Neyse şimdi çok başarılı bir iş adamı oldu. Ay dünya çikneleseydi ne hale geldi baksana şuna. Ah! Kız alçıktı bu saf delikti alıktı bu. Ay Koray yeter artık sen de. Söyleme sen mi böyle şeyler? Var iyi tamam sus. Ay adam ettim ben seni. Ben ettim ben Koray Sargın. Koray'a asla cevap yok hayatım. Ağzına senin acı biber sürerim vallahi. Asla cevap yok. Ben sizin Koray'ınızım. Yedi yine kafayı. Ay ama bir şey diyeyim mi? Helal olsun. Ay Allah çirkin şansı vermiş. Yerim seni. Sağ ol Koray. Sonsuza kadar hayatım. Ay neyse. Ben bir gideyim de şu işlerimi halledeyim. Öf. Şöyle bir konsept düşündüm hayatım. İki çılgın ortak büyük bir başarı etrafında dönüyor. Ay böyle bir havalarda göstermek istiyorum sizi. Ama şimdi böyle bir yakışıklıyız da. Hayatım işte ben de onu diyorum da. Çılgın olan sensin, yakışıklı olan da Ömüş. Bütün İstanbul bunu konuşacak. Bütün İstanbul. İyi, sıkıldım senden. İtici. Hello, how are you hayatım? Sen boş ver onu, konuş işte. Ben de gurur duymadım desem yalan olur yani. Sen bana çok yakışıklı oldun. Ben kıskanacağım galiba seni dergilerde. Kızım mahsus mu yapıyorsun? Selam. Hadi başlayalım artık. Ay yakışıklı prensim gelmiş, hoş gelmiş. Kız bir şey ikram et. Ay sen şeydin doğru. Koray hadi. Hadi başlayalım hayatım. Memnun oldum Ömer Bey. Sizinle tanışmak çok güzel. Öyle hayatım öyle. De Ömer pek memnun olmadı. Koray rica ederim. Başlayalım mı artık? Hayır hayatım. Önce fotoğraf. Yüzler düşmesin, ağızlar kurumasın, göz altları sarkmasın, alınlar kırışmasın. Vallahi Photoshop'tan canım çıkıyor benim sonra. Ay tamam Koray sen bizdensin. Çekeriz fotoğraf. Hem önce röportaj. Hanımefendiyi tutmayalım. İyi tamam tamam. Karlar kralı. Röportaja geçebilir miyiz artık? Yıllardan beri süregelen bir ortaklığınız var. Çok yakın iki arkadaş olmanız iş hayatınızı nasıl etkiliyor? Olumlu ya da olumsuz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu iki insanla çalışmaktan dolayı gerçekten inanılmaz mutluyum. Gerek duruşları olsun, gerek insanlıkları. Koray, aşkım. Hanımefendi onlara sordu. Yani yolculuğunuzun her dönemi ayrı bir merak konusu çünkü. Sıfırdan başlayıp ülkenin en başarılı tasarım firmalarından biri oldunuz. Bu yolda kendinize edindiğiniz anahtar kelime neydi? Bendim hayatım. Ben. Koray Sargın. Anahtar kelime bendim. Kendime her zaman bunu söyledim.
Şöyle anlatayım, İstanbul'a ilk geldiğim zaman, ama doğduğum zaman 1980 yılı Mart ayıydı. Ah anacığım benim. Koreş. Aşkım. Bizim kendimize edindiğimiz anahtar kelime sanırım adaletti. Biz her zaman sevgi, saygı ve adaleti kendimize ilke edindik. Tabii sıkı çalışmayı da. Hayata yeni atılmış iki gençken kurduğunuz bu şirketin bir gün buralara geleceğini tahmin edebiliyor muydunuz? Helalde be. Ay soruya bak, bu da heveslisi. Koriş. Aşkım biz bir stüdyoyu dolaşalım. Yani her şey hazır mı, bakmamız lazım tabii. Hayatım ben burada röportaj yapıyorum. Hayatım zaten ben de onu diyorum. Sana özel röportaj sonra yapacaklarmış. Hadi hadi gel. Bakmamız lazım. Bırak kahveni. İyi tamam. Zaten sevmedim kızı. Bana bak kız. Deşifreyi istiyorum ha. İttirme sen de. Ay iyi iyi. Bana sıkılıklı. Hadi hayatım bak. Aa ne varmış orada? Ay kız. Sizin devam edin. Röportaj. Röportajınıza. Ve son soru özel hayat. İşin yaratıcı tarafı sizsiniz. Kış kreasyonu büyük yankı uyandırdı. Bütün bu süreçte size ilham kaynağı olan biri, bir kadın var mı? Hayır. Hayır yok. Tamam. Tamam sağ olun. Evet yerimiz de tamam. Nazım Beylerle yarın buluşuyoruz. Çok önemli Sinan, çok. Öyle ya, ben altından kalkamayacağız diye çok korkuyorum ha. Kalkacağız kardeşim, kalkacağız. Sen merak etme. Sakin ol. Fotoğraf. Hayatım gülün biraz. Cenaze evine gelmiş gibi bunlar da. Ay. Başlıyorum hayatım şimdi. Çok güzel pozlar çekeceğim. Hadi. Dükkanda yatsam bile. Eskiden olduğu gibi. Böyle arkaya bir yatak yapmıştım. Yatıp kıvrılsam. Dertsiz. Pasasız. O zaman çocuk sayılırdın yavrum. Şimdi artık yetişkinsin. Böyle hayattan kaçış yok. Sürekli aklımı meşgul tutmaya çalışıyorum. Düşünmemek için. Eğer düşünürsem. Kendi koyduğun sınırları aşmaktan korkuyorsun yani. Hayır işin tuhafı. Sürekli iyi şeyleri hatırlıyor insan. Hafıza. Böyle zamanlarda kasteder insanın canını bir yer. Ya da daha fazla olan iyi şeylerdi gerçekten. Ne bileyim. Yanlış mı yaptım sence? Yani yanlış mıydı? Daha fazla mı tolerans göstermem gerekiyordu? Bunu senden daha iyi kimse bilemez ki.
Ama bir düşününce beni terk edişi, geri gelişi, bir dediği bir dediğini tutmuyor ki. Ben anlayamıyorum sevip sevmediğini, gerçek olup olmadığını. Sürekli kaygan bize mi? Sen de kaçtın üzülmemek için. Yani daha doğrusu kendini korumak için. Aynen öyle. Hem de hiç kaçmak istemediğin halde değil mi? Belki de o istedi. Gidemediği için. Neden gitmek istesin ki? Bir bilsem. Çözemedim de usta. Yetmedi. Ne yaparsam yapayım yetmedi. Peki şimdi güvende misin? Yani kendini daha mı hissediyorsun? Değilim tabii ki. Hiçbir şekilde değilim. Hiç değilim. Hiç. İnsan nasıl da birine bağımlı hale geliyor. Lemuh gibi çakıyorsun aklına. Açıyorsun avcunu. Koyuyorsun kalbin içine. Sonra ne yaparsa yapsın. Ellerindesin. Onun merhametine kalıyorsun. O da sana fazla geliyor tabii. İşte kontrol edememek. Herhalde.